Erkekleri özellikle yoran ve onları kötü bir ruh haline sokan iki kadın davranış biçimi var. Kadınların özellikle bu davranışları sergileyerek erkekleri çok yorduğunu söyleyebilirim. Erkeklerden bana gelen mesajlar da bunu gösteriyor. Şimdi birincisi şu. Sürekli trip atan kadın. Daha önceki videolarımı izleyenler görmüşlerdir. Trip atan kadınların erkekleri çok yorduğunu söylemiştim. Özellikle Türkiye'de bu trip konusu önemli bir konu yani. Bayağı toplumsal bir mesele gibi. Ama aslında mesele trip atmak değil. Mesele şu. Bir sıkıntınız olduğunda, erkek arkadaşınızla bir probleminiz olduğunda onunla bunu konuşmayı deneyin. Yani ona bunu aktarın. Trip atarak tepkinizi göstermek yerine direkt ben bunlara bozuluyorum, bunlara kızıyorum deyin. Bunu açıkça söylerseniz bence problemi çözmek daha kolay. Çünkü trip atarak aslında adamı kendinizden oldukça uzaklaştırıyorsunuz. Adamı başka bir evrene doğru yolluyorsunuz. Çünkü bir erkek aslında tripe karşı biraz dangalaktır. Yani biz erkekler triple nasıl başa çıkacağımızı tam bilemeyiz. Hani şöyle anlatayım. Akıntıya karşı kulaç atmak gibi bir şeydir trip atan kadınla mücadele etmek. Çünkü sürekli olarak daha fazlalaşır. Sürekli bir küsme halidir, bir depresif bir haldir ve bir erkek bununla nasıl başa çıkacağını ne üniversitede öğrenir, ne ortaokulda öğrenir, ne lisede öğrenir, öğrenemez yani. Bu konuya çok hakim değildir standart bir erkek. Onun için erkeklere bunun eğitimi de daha okul yıllarından verilmediği için ve kendisini de tam olarak geliştirmediyse bu bir ilişkiyi düzeltmek yerine ve erkeğin kendisine bir ayna tutup hani kendi hatalarını düzeltmesi yerine daha da işi böyle çözülemeyecek bir noktaya doğru götürür. Ben size böyle bir ipucu vereyim. Yani erkekler aslında, değerli kadın okurlarım sizlere sesleniyorum. Erkekler aslında son derece basit organizmalar. Erkek kadın kadar karmaşık düşünemez veya kafası o kadar derin çalışmaz. Normal bir erkekten bahsediyorum, standart bir erkek. Doğumundan itibaren onun mücadele yöntemleri daha ziyade hayatta kalma, işte evini geçindirme, işte yaşamını sürdürebilme, İşte bir vücut çalışma, işte düzgün bir fiziğe sahip olma. Standart erkek bunları iyi kötü düşünür. Ha, yapar veya yapmaz o ayrı bir konu. Ama triple mücadele, trip atan kadınla tam olarak başa çıkabilmek veya onun dilinden anlamak her erkeğin bildiği bir konu değildir. Burada şöyle bir detay vereceğim, detay bir bilgi. Ablası olan erkekler daha şanslıdırlar. Çünkü ablasını küçük yaşlardan itibaren gözlemleyerek, onun erkek arkadaşıyla diyaloglarını izleyerek ve ablasının işte ne bileyim erkek arkadaşına trip attıktan sonra telefonda yorumlarına bakarak falan iyi bir gözlemciyse ablasını gözlemleyerek bir erkek kendini geliştirebilir. Mesela ben de çevremde ablası olan arkadaşlarımın her zaman daha böyle konulara hakim olduğunu görüyorum. Kadınlarla ilgili konulara daha doğru davranışlarda bulunduklarını görüyorum. Bu bir avantaj ama her erkeğin de ablası olmayabilir veya ablası olur ama bu kadar iyi gözlem yapamaz veya bir şey öğrenemez. Yani trip attığınız zaman bir adamı zor bir duruma düşürürsünüz. Trip atmak ve küsmek yerine benim size tavsiyem şu. Şöyle yapmanız ilişkiyi daha düzgün yönetmenizi sağlar. Adamı karşınıza alın. Konu her neyse, sizi tribe yönelten, hani sizi kızdıran konu her neyse, adamı karşınıza alın ve konuşun. Yani en iyi yöntem bu. Diyalog kurmanızda fayda var. Böyle böyle böyle, ben bunlara bozuluyorum, bunlara kızıyorum, lütfen bunları yapma falan dediğiniz zaman aslına bakarsanız ilişki adına daha doğru bir adım atıyorsunuz. Tabii amacınız ilişkiyi kurtarmaksa. Şimdi ikinci kadın tipi, birinci kadın tipi trip atan kadınlar. İkinci kadın tipine geliyorum şimdi. Erkekleri çok yoran, bana gelen mesajlardan da anladığım kadarıyla erkekleri bir depresyona yönlendiren ve ilişkiden kaçmalarına, hani ilişkiyi bir anda bitirmelerine sebep olan ikinci kadın tipi. Bu kadın tipi tatminsiz kadın. Yani burada cinsel tatminden bahsetmiyorum. Daha ziyade davranış olarak adam ne yaparsa yapsın bir türlü mutlu olmayan kadın tipi. Yani şöyle söyleyeyim. Adam sinemaya gidelim diyor. Kadının suratı asık. Tiyatroya gidelim, kadının suratı asık. Şurada yemek yiyelim. Hani yemeği de yiyorlar ama masada kötü bir enerji var, kötü bir elektrik var. Çünkü kadın mutlu olmuyor. Adamın arkadaşlarıyla tanışıyor mesela. Kadın hepsini eleştiriyor, mutlu olmuyor. Yani ilişkiye kadının kattığı şey burada sürekli hiç bitmeyen bir negatif enerji. Şimdi bu erkekleri çok yorar. Yani bir erkek bundan kaçar. İlişkiden kaçar. Bu kadından yavaş yavaş uzaklaşır. Ne kadar beğense, ne kadar hoşlansa bile. Veya şöyle bir şey hapsediyor kadınlar bunu yaparak. İlişkiyi sadece cinsel bir ilişkiye doğru gönderiyorlar. Çünkü bir erkekle eğer ruhani yani cinsellik ötesi bir ilişki istiyorsanız ki bana gelen mesajlardan anladığım kadarıyla kadınlar bu tip ilişki yaşayamamaktan şikayetçiler. Ya ben sadece cinsel bir ilişkiye döndü bu olay, bundan rahatsızım diyor kadın okurlarım. Tamam, o zaman erkeğin biraz ruhundan anlayın. Yani
Onu çok sıktığınız zaman, çok trip attığınız zaman veya hiçbir şeyden mutlu olmadığınız zaman, küçük şeylerden mutlu olmadığınız zaman, erkek buna bakar çünkü, ufak bir şey jest yaptığında bile kadının bundan mutlu olup olmadığına, kadının buna verdiği tepkiye bakar. Şimdi bu iki hareketi yapmadığınız zaman, yani trip atmadığınız zaman ve depresif davranmadığınız zaman aslında ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Adamı tamamen ilişkinin içine çekiyorsunuz. Çünkü erkek zaten bunları yapmayan, yani düzgün davranan, onun istediği şekilde davranan, onu mutlu edecek şekilde davranan kadını zaten bulamıyor. Yani piyasada bu tip kadın fazla yok. Bunları yaptığınız zaman, bu iki noktayı yaptığınız zaman, trip atmadınız, konuştunuz, diyalog kurdunuz ve problemleri söylediniz. Yani çözmüyorsa eğer hala onun sorunu. Ve trip atmadığınız gibi tatminsiz davranmadınız, ufak şeylerden mutlu olmayı bildiniz, birlikte bir şey yaparken keyif aldığınızı gösterdiniz. Yani kötü bir enerji vermiyorsunuz. O zaman adamı işin içine çektiniz. Şimdi üçüncü bir şey daha var, onu da söyleyeceğim bu videoda. Güzel, ben bunu yapıyorum, bunu yapıyorum ama yine de olmuyor diyenler var. O zaman şöyle bir hata yapıyor olabilirsiniz. Her şeye evet demek. Yani standartlarını koymayan kadın tiplemesi. İlişkide standartlarınızı koymanız gerekiyor. Yani tamam, uyumlu olun, güzel olun ama her şeyde evet demeyin. Çünkü bir erkeğe ne isterse istesin, hani evet dediğiniz zaman o adam çok çabuk sıkılır. Yani o adam sıkılır ve kaçar. Bu da kötü bir şey. Adamın sıkılmaması için, sizi basit görmemesi için standartlarınızı koyun. Standarttan kastım şu. Bütün gün aramadı, sormadı, gece bir mesaj attı. Siz de hemen hazır bir şekilde, aa ben de seni özledim yazmayın. Deyin ki neden bütün gün beni şey yapmıyorsun, aramıyorsun? Yani bu konudan rahatsızım. Ben ilişkide biraz daha ilgi istiyorum. Ama bakın, trip atmadan, yani ne yapıyorsunuz? Diyalog kuruyorsunuz. Olayı açıklıyorsunuz, yani bu olması gerekeni anlatıyorum. Böyle bir diyalog kurduğunuz zaman aşağı yukarı adam sizin hem standartlarınızı görür, kurallarınızı görür. Hem sizle diyalog kurabilir. Hem sizin eleştirilerinizi de böyle hani çirkefleşmeden, düzgün bir üslupla söylediğiniz için adam bundan memnun olur. Karşısında ciddi bir kadın olduğunu görür. Hem de tatminsiz değilsiniz. Çünkü birlikte bir şeyler yapmaktan mutlu oluyorsunuz. İlla böyle çok şaşalı bir şeyler yapmasanız da siz adamla birlikte olmaktan mutlusunuz ve bu enerjiyi veriyorsunuz. O zaman bu adamı tamamen siz cebinize aldınız. Ben size söyleyeyim, erkekler dünyasından size anlatıyorum. Yani böyle davranan bir kadın adamı tamamen cebine alır. Ve adam kolay kolay o kadına rest çekemez ve ondan uzaklaşmak istemez. Çünkü bu üç duyguyu bulabildiği kadın sayısı çok az. Sevgili kadın okurlarım, sizlere erkekler dünyasından ipuçlarını aktarmaya devam ediyorum. Kadın erkek ilişkilerinde çok yeni bir dönem var aslında. Eski kurallar artık geçerli değil, yepyeni bir dönem. Sosyal medyanın etkisi çok fazla. Günümüzde ilişkiler çok fazla yüzeysel, derin ilişkiler fazla yok. Ben size bu erkek dünyasının kapılarını açmaya devam edeceğim. Bana mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Facebook üzerinden, Instagram Adil Yıldırım yazar hesabım üzerinden ve işte YouTube'dan da videolarıma yaptığınız yorumlarla ben sizin problemlerinize çözümler getirmeye ve size fikirler vermeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Size güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.